İstanbul Aksaray'dayız. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı diye vatandaşlara soruyoruz. 15'e ilk ulaşan kazanır iseyler. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi 100 yıl ileriye çağ attırdı. Recep Tayyip Erdoğan. Buyurun size soralım. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan tabii ya. Nedeni mi vardı? Kılıçdaroğlu'nun neyi var şimdiye kadar? Ya ne yapılmış CHP'ye ait şu an Türkiye Cumhuriyeti'ne ne yapılmış? Hiçbir şey yapılmamış. Yani kayıtsız şahsız tek adam o da reistir. Tayyip Erdoğan'dır. Sonuna kadar. Allah'ına kadar. Beyefendi merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Bugünkü şartlarda yapacak başka bir şey yok. Görüyorsunuz yani ortalık toz duman. Kimsenin ilgilendiği yok. Herkes kendi başına hareket ediyor. Evet, Kılıçdaroğlu. Üstelik benim meslektaşımdır. Yani aynı teşkilatta uzun seneler beraber çalıştık. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abim merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan. Neden abi? Seviyoruz bunu. Sağ ol abim. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Merhabalar. Buyurun. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Abi tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. O bir bizim şeyimiz olduğu için yani Cumhurbaşkanı olduğu için şu anda belli ama Kemal Kılıçdaroğlu henüz belli değil. Onun için tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir şey. Sağ ol. Merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Efendim? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan efendim. Ya liderdir yani. Yaptığım yatırımlar ortadadır. Hastaneler ortadadır. Yani bunu görmeyen göz kördür yani. Hayır. Belki gençler bilmiyor. Biz bildik hastane kapılarında. Biz rehin kaçırdık. Rehin gittik. İlaç alırken kimliğimizi bırakırdı. Rehin bunu unutanlar. Biz şimdi şehir hastaneye insan gidiyorsa özel hastaneye daha güzel insan utanıyor yani girmeye. Böyle bir şey yok. Dünyada yapılmamış yani. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun. Yayınlayacağım. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep? YouTube, Facebook, Magazin Pro. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan abi. Neden? Ya çünkü biz Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Kaç senedir, ben 30 senedir İstanbul'dayım. Her sene oyunumu ona veriyorum. Ona veriyorum. Aynen. Devam diyorsun. Devam diyoruz. Çünkü ondan başkası da yapamayacağını zannetmiyorum. Çünkü yapıyor. İnşallah ya inşallah seçimi de kazanacak Allah'ın izniyle. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler. Merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü biraz değişiklik olsun da yani hep bunlar 20 senedir iktidardardır. Biraz değişiklik olsun. Düzelir mi değişik? İnşallah değişir. Güzel olur inşallah. Evet, teşekkür. Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan. Kendi görüşümüz özen Tayyip Erdoğan'ı tercih ederim. Neden dediğin zaman bakıyorsun adam yaptığına bakıyorsun, yapmadığına bakıyorsun. Tayyip Erdoğan daha çok yapmış şey. Evet. Teşekkür. Ne diyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan kimdir ya? Kılıçdaroğlu. Mezara kadar, pazara kadar değil. Neden abi? Bir daha uyusun. Bir daha uyusun. Bir daha Kemal Kılıçdaroğlu çalsın. Teşekkür ederim. O gelmese de ben geleceğim. Sağ ol abi. Merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Şu anda bakılırsa Erdoğan tabii ki. Neden? Gelecek için. Gelecek için. Tabii. Kılıçdaroğlu gelse gelecek kötü mü olur? Yani yeni baştan her şey yeni baştan başlar. Bu da bir süreç demektir. Dayıcık Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Bir değişiklik olsun ya. Yani Kılıçdaroğlu tabii. Neden? Seviyorum o adamı ben. Seviyorum. Tabii. O yüzden. Evet. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Sandıkta görüş. Sağ ol abim. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal. Neden? Kemal ya. Teşekkür ederim. 8-7. Abim merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Efendim Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Ülkeyi yönetiyoruz. Güveniyoruz. Arkasındayız her zaman. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Sağ ol. Teşekkürler. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Hayatın kendisi. Kemal Kılıçdaroğlu. Öyle. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı abim? Var mı yorum? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden abi? Çok şey var. Ne diyecektim? Çok zamlar var. Etkiledi. O yüzden. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan. Neden? Seviyoruz onu. Sevdiğin için. Evet. Azerbaycan'ı seviyor abi. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep?
Evet evet, o kazanacak. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden? Çünkü 5 tane kişiye bir kişi. 5 kişi seni dövsek nasıl olur? Tek başına bizi 5 kişiyi nasıl döversin? Güç var diyor. Güç var tabii, herkesin kendine göre bir adamı, bir insanı var. Bazıları da diyor ki 6 kafanın yönetmesiyle bir kafanın yönetmesi. Hangisi güzel sence? Bir kafa daha iyi değil mi? Bir kafa. 6 kişi nasıl yönetecek? Ya ben bir kelime biliyorum, sen 5 kelime biliyorsun. Hanımefendi 4 kelime daha iyi biliyor bizden. Ya diyorlar ki 6'sından biri onay vermezse. Olur, bir de şey de gelecek. Selahattin Demirtaş da geliyor. Demirtaş da geliyor. Evet. Teşekkür ederim. Onu... Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan. Sağ olun, teşekkür ederim. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Anlamadım ki. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü onu senelerden beri tanıdığım için, bildiğim için. Tabii biz sosyal demokrat olduğu için. Sağ olun. Efendim, iyi günler. Merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? La Kemal Kılıçdaroğlu kim ya? Kemal Kılıçdaroğlu kim? Kim? Soruyorum sana, kim? Tayyip tabii ya. Neden? Görmüyor musun dünya memleketi memleket yaptı? Neden? Neden? Var mı bize karşı çıkan? Dış ülkeler var mı? Amerika'ya gidiyorlar, IMF'den para dilediğinde böyle şimdi. Bizden para alıyorlar borç. Yani bunu kör mü bu millet ya? Niye görmüyorlar? Yazık. Körmüyorlar, inkar ediyorlar. Yıkmaya uğraşıyorlar. Öyle. Memleketi devirmeye uğraşıyorlar. Bunu herkes biliyor. Herkese sor. Herkese sor. Bunu röportaj yapmaya hiç gerek yok. Sağ olun. Bunu fark bile atacaklar seçimde ona. Fark bile atacaklar altılı masaya. Siz abi. Amerika'nın emrinde geziyorlar. Bunlar 2-2-4. Siz abim Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan tabii ki. Ya adam gibi adam ha. Dünya lideri ya. Türkiye'yi nereden nereye götürdü? Hepimiz biliyoruz, görüyoruz yani. Kılıçdaroğlu kim yani? Bir genel müdürlük yapamadı ya. Bir hastaneyi yönetemedi ya. Onun zamanında var ya, SGK var ya. Bizim anamızı ağlatıyordu, anamızı. Bir imza için, ilaç almak için nerelerden nerelere gidiyorduk. Bir imza için. Yani bunların idare şeyi bu mu yani? Bunlar mümkün değil yani. CHP'ye teslim edilmez asla. Şimdiye kadar CHP ne yaptı Türkiye'ye? Bir icrası var mı Allah için yani? Herkes görüyor yani. Hepimiz biliyoruz. Abi, Cumhuriyet Halk Partisi kuruları bile bu Türkiye Cumhuriyeti. Atatürk'ün rahmetlinin arkasına sığınıyorlar. Anlıyor musun? Onun arkasına. Ya Atatürk böyle mi yaptı ya? Atatürk herkese aynı bir şey hak verdi. Hepsine hak verdi. Bunlar böyle değil ki. Biz sarayı yıkacağız. Biz Tayyip'i aşağı alacağız. Ya senin zamanında sosyal sigortaları yedi içtin, çarçur ettin. Torununu aldın, sigortalı yaptın. Çocuğunu aldın, sigortalı yaptın. Müslümanı oraya koydun mu? Koymadın. Biz bunları defalarca izliyoruz abi ya. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? İkisi de değil. Kim? İkisi de değil. Sizin adınız? Demirtaş. Demirtaş'ı biz seviyoruz. Evet. Adam doğru düzgündür. Sormuyorsun da o ikisini, evet. Soruyorsun da Demirtaş'ı sormuyorsun. Senin adın kim? HDP senin. Sen işte ikisini soruyorsun. Sen sadece ikisini soruyorsun. Türkiye'de iki tane parti mi var? Yok. Hepsi var. Niye hep bütün partilere sormuyorsun da iki parti? Sırayla hepsini soruyorsun. Sormuyorsun sen. Sen de yandaş medyasın o zaman. Sormuyorsun. Bak. Sormuyorsun. Dedim ki neden Demirtaş? Neden? Onu da hayır. Yiyorum. Sen sor, söylemiyorsun. Tüm abi, partileri söyleyeceksin. Belki ben partinin ismini bilmiyorum. Belki okuma yazma yoktu. Belki ben cahilim. Ben dinler misin abi? Belki bir cahil bir bir dinler misin abi? Evet, dinliyorsun. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu dedim, Demirtaş dedin değil mi? Niye ben de ki niye Demirtaş? Söylemiyorsun? Bak niye Demirtaş? Niye HDP'yi söylemiyorsun? Çünkü düşünceni söyledi. Bak soruyorum. Evet. Size. Neden Demirtaş'ı destekliyorsun? Onu da söyle, yayınlayayım diyorum. Ama siz eğer ben ayrım yapsaydım. Sadece halkın birdiği iki parti var. Siz bu iki parti diyorsunuz. Başka bir parti değil. 12'ye kalanları söylüyorum. Niye ikiye kalanları ki? Peki MHP de çıkar, HDP de çıkabilir. Niye? Bak onu da soruyorsun. Söylemiyorsun ki sen. Şu an bunu yapıyorum. Sen halka söylemiyorsun ki babacığım. Abi şu an bunu soruyorum. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Çünkü adam garibanların yanında. O yüzden Kılıçdaroğlu diyoruz tabii ki de. Tabii ki reis. Dünyayı bizi gururlandıran reistir. Başımız dik. Şu anda Allah çok şükür. Tamam biraz kriz var ama... Son bir sene kriz var ama refah vardı, herkes yani cebinde, her evde 5 tane iPhone var. Reis. Abi şey sorabilir. Evet. O zaman git. Erdoğan mültecileri buraya getirdi ya, hiç iyi yapmadı. Niye diyeceksin, hiçbir şey alınmıyor.
Halkın durumu çok zor. O yüzden yüzden. Aynen, mültecilerin yüzünden. O yüzden Kılıçdaroğlu diyorum. Ondan başka adam yok. Yok. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip? Reis baba, reis. Ne zaman biz Makedonya'dan dünya lideri. Tabii ki. Evet. Teşekkür ederim. Kardeşim vermiş olduğu oyla anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.